Kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Narukum hazihilleti yuqidu benü adem cüz'ün min sebe'ine cüz'en min nari cehennem. Allahu ekber. Gile ya Resulallah in kanet le kafiyeten kale fe inneha fuzzilet aleyhe bitis'atin bitis ve sittine cüz'en kulluhunne mithu harra. "Allah ekber. Sadaka Resulullah. Fima kal evkema kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdular. Narukum hadihilleti yuqidu beni Adem. Şu sizin ateşiniz Adem oğulları yaktığınız şu ateş var ya kibrit çakarak çırayla şunla bunla bir sebeple bir çareyle yakmış olduğunuz ateş var ya cüz'ün min seb'ine cüz'en min nari cehennem Allahu Ekber bunu bir insan duyduktan sonra Hazreti Ömer Efendimiz gibi o koca heybetli Hazreti Ömer Efendimiz gibi vallahi yere düşüp saatlerce bayılması lazımken bizde bu hal neden olmaz bir düşünmek bir tefekkür etmek lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki sizin şu dünyada yakmış olduğunuz ateş var ya ateş kibritle çakmakla odunla vesaire yemeğini pişirmek, şunu bunu yapmak için, mangalı yakmak için yaktığın ateş var ya, cüz'ün min seb'ine cüz'en min nari cehennem. Bu cehennemin ateşinin yetmiş bölüğünden bir parçasıdır. Yani ne demek? Yetmişte biridir. Bizim dünyada kullandığımız ateş cehennem ateşinin yetmişte biri. Allahu Ekber. Biz daha haşlanmış yumurtayı tutamazken bu ateş zaten çakmağı kibriti tuttun bir saniye üç saniye beş saniye tutamıyorsun zaten cehennem ateşinin yetmişte biri kıyle dediler ki eshab-ı kiram bunu duydukları zaman ya Resulallah inkanetle kafiyeten dediler ki zaten bu ateş bile olsa insanı yakmaya kafi değil mi Allahu Ekber ya Resulallah yani cehennemin yetmiş kat olmasına gerek yok ki ...bu ateş bize bile... ...bizi kan artır kömür gibi eder. Kale aleyhissalatü vesselam... ...efendimiz buyurdular ki... ...fe inneha ful aleyha aleyhe... ...bitis atin ve sittine cüz'en... ...evet öyle ama... ...Allah'ın azabı orada daha şiddetli olacak... İnsanlar daha şiddetli... ...ateşle yanacak... ...onun için şiddeti... ...bu sizin ateşinizden... ...yetmiş misli daha fazladır. Kulluhunne misli harriha... Bu cüzün her birisi sizin bu ateş, ateşinizin harareti şeklinde olmak üzere. Her bir cüzü harareti, sıcaklığı sadece bizim dünyada kullanmış olduğumuz ateş gibi. Sen bir de kendisini düşün. Sen bir de bunun kendisini düşün. Sadece cehennem ateşinden bir cüzün harareti, dumanı, o sana gelecek sıcaklığı dünyada yakmış olduğun ateş gibi. Allahu ekber. Kıymetli dostlar bu nasıl bir dehşet verici bir hadis-i şeriftir ya. Eğer mümin isek, eğer inanmış isek ki hiç tereddütümüz yok. Elhamdülillah. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve russulihi ve liyamil ahiri diyoruz. Amentümüz var. İnanmışız. Doğrudur. Cehennem var, cennet var. Fakat kıymeti dostlar... Nasıl olur da biz bu cehenneme karşı bu kadar pervasız yaşayabiliyoruz? Bu akıl alacak bir şey değil. Akılla, mantıkla izah edilecek bir şey değil bu. İman ediyorsun, cennetin ve cehennemin var olduğuna inanıyorsun, ahiretin hesap gününün olduğuna inanıyorsun ama bu kadar pervasızca yaşayabiliyorsun. Bunu bir kimse çıkıp akılla izah edebilir mi? Mantıkla izah edebilir mi? İbrahim bin Etem, malum her zaman hasbi hallerimizin çoğunda ismi geçer. Çünkü çok ibret tanınması gereken bir hayatı var, debdebeli bir hayatı padişah olarak sürdürmüş olduğu hayatı Beh şehrinde hükümdarken önünde 40 tane arkasında 40 tane altınlı gümüşlü kalkanlı müzeyyen elbiseli zırhlı asker gide gittiği vakit tantanalı böyle debdebeli bir padişah iken padişahlığı terk etmiş. Dervişliği zamanında biri sonra misafir oluyor. Geceleyin aynı odada yatıyorlar. Gece arada bir uyanıp bakmış misafir ki İbrahim bin Ethem kaddesallahu sirrahu namaz kılıyor ama nasıl bir namaz? Bir onların namazı bir de bizim namazımız. Öyle bir namaz kılıyor ki gözyaşları içinde. O misafir kalktığı her vakit gece her uyadığında İbrahim bin Ethem Kaddesallahu Sirrahu bu halde giriyor. Namaz kılıyor gözyaşı döküyor. Namaz kılıyor gözyaşı döküyor. Bu sefer sabah olduğunda uyanmış demiş ki yahu ya İbrahim demiş ben senin gecen gibi bir gece görmedim. Nasıl bir gece geçirdin? Hep gördüm ki namaz kılıyordun ve hep gördüm ki ağlıyordun. Böyle bir şey olunca da hani kıymetli ya bu adam deli midir dersin ya bu adam niye ağlıyor? Derdi mi var? Sıkıntısı mı var? İbrahim bin Tem kaddisallahu sirruhu istifini bozmadan dedi ki ben de senin geçen gecen gibi hiçbir gece görmedim. İnsanın önüne cehennem ateşi gibi bir ateş yakı, yakılmış. Olur da insan nasıl o gece Allah'a ibadet etmeden geceler ve uyur. Ben de sana hayret ettim. Onun için kıymetli dostlar Cenab-ı Mevla gafurur rahimdir. Evet Cenab-ı Mevla'nın rahmetinin sonu yoktur. Sonsuzdur, inayeti yoktur. Cenab-ı Mevla af gafurur rahimdir diyoruz ki şeytan zaten bu taraftan yakalar insanı. Ama Cenab-ı Mevla yarın ahirete, ahirette kahhar ismi şerifiyle tecelli edecek. Orada azabın envai çeşitleri var. Sadece cehennem ateşinde yanmak, ateşe atılmak yok. Azabın envai çeşitleri var. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin başka hadis-i şeriflerine baktığımız zaman ki Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Mevla zakkum ağacından bahsederken bir damla zakkum suyu dünyanın okyanuslarına, denizlerine damlatılsa sadece bir deniz değil dünyanın bütün okyanus, okyanuslarına, bütün denizlerine cehennemdeki zakkum ağacından bir damla su şayet damlatılsaydı diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz o bütün sular tatlı su ne su var ise hepsi onun ...adını alırdı acılaşırdı. Ya cehennem ehli onu yiyecek. Cennet ehli orada zevk sefa sürerken cehennem ehli zakkum ağacından istifade edecek Allah muhafaza. Onun bir keskin o tadı bütün okyanusları bütün denizleri Aleyhisselatu vesselam efendimiz ne buyurdu? Bütün o okyanusların bütün denizlerin tadını değiştirir zakkumdan bir damla bir damlaya bir damla. Cenab-ı Mevla cümlemize insaf versin, cümlemize akıl versin, izan versin ya. Cenab-ı Mevla bizi mahrum mu bıraktı? Haşa sümme. Sehat verdi, akıl verdi, iman verdi, evlat verdi, mal verdi, meyve verdi, güzel memleket verdi elhamdülillah. Nasip etmiş her şeyimiz var. Helaller kafi değil mi? Haşa Cenab-ı Mevla mahrum mu bizi bıraktı ya? Helallerle insan meşgul olsa, Elma helal, portakal helal, mandalina helal, baklava helal, kaymak helal, et helal, süt helal, bal helal. Arılar topluyor bizde el koyuyoruz hepsi helal. Arılar bizim için çalışıyor. Cenab-ı Mevla buyurdu bütün hayvanat, bütün alem, bütün nebatat, bütün hayvanlar hepsi insanoğlu için çalışıyor. Meyve ağaçları bizim için çalışıyor. Hayvanlar bizim için çalışıyor ama bizim yaptığımız ne insafsızlık. Ne insafsız insanlarız biz. Bu kadar helal varken 3-5 tane böyle Allah muhafaza kıyıda, köşede Cenab-ı Mevlan'ın haram demiş olduğu şunu şunu, şunu şunu yapma, şuna şuna dokunma demiş olduğu şeylere gidiyoruz. Yahu içki içmesen kıyamet mi kopacak? Faiz yemesen Allah seni aç mı bırakacak? Harama bakmasan sana evindeki gül gibi hanımın yetmeyecek mi? Maalesef bunları söylemek zorundayız. O kadar helal varken insanoğlu bu akıllı adamın yapacağı iş değil kıymetli dostlar. Akıllı bir adamın yapacağı iş değil. O kadar Cenab-ı Mevla'nın helal kılmış olduğu şeyler var. Bak bütün alem senin için çalışıyor ya. Cenab-ı Mevla bütün nebatatı, hayvanları senin için, senin emrine amade kılmış. Seni sultan eylemiş bu dünyaya. Her şey senin için çalışıyor. O kadar helal var. Sen üç 5 tane harama gidip tevessül ediyorsun. Kıyamet mi kopar içmesen? Faiz yemesen, faizle iş yapmasan aç mı kalacaksın? Ben bu yaşıma geldim bir tane bankanın kapısını çalmadım. Ve Allah'ıma şükürler olsun aç kalmadım. Benim cebimde cüzdanımda bir tane bir bankanın ne kredi kartı ne hiçbir şeyini kullanmadım. Aç kalmadım ben. Sen de aç kalmazsın. Korkma. Aleyhisallahu bi kafin abde. Allah kuluna yetmez mi buyuruyor Cenab-ı Mevla. Yetmez mi Allah sana? Şüphem mi var? Rızıkla alakalı bir sıkıntın mı var? He? Harama bakmasan sana evindeki gül gibi hanımın yetmeyecek mi? E hocam benim hanımım yok. Evlen o zaman. Niye haramla meşgul oluyorsun? Evlen o zaman. Cenab-ı Mevla sana emir buyurmuş. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz sana emir buyurmuş. Cenab-ı Mevla bizleri helaliyle. İnşallah müşerref eylesin. O helalleriyle bizi haramlardan muhafaza eylesin, müstahni eylesin. Cennetin şevkini içimize yerleştirsin, cehennemin korkusunu içimize yerleştirsin. Kalbimize insaf versin, aklımıza şuur versin. Şu hayatta aklımız başımızda bize yarken, aklımız bize beraberken şu cehennemden kurtulmanın çarelerini arayıp bulmayı Cenab-ı Mevla bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Mevla çalışmayı nasip eylesin bizlere kıymetli dostlar. Vallahi akıllı bir adamın yapacağı işler değil bunlar. Akıllı bir adamın yapacağı işler değil bunlar. Cehennem ateşinden bahsediyoruz kıymetli dostlar. Cenab-ı Mevla cenneti yarattığı zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine hadis-i şeriflerinde beyan ettiği zaman Cenab-ı Mevla cenneti yarattığı zaman Cebrail aleyhisselama dedi ki ya Cebrail cenneti yarattım kullarım için git bak bakayım. Cebrail Aleyhisselam gitti geldi. Cenab-ı Mevla sordu ona nasıl buldun cennetimi ya Cebrail? Cebrail buyurdu ki ya Rabbi öyle güzel bir yer yaratmışsın ki benim kanaatime göre kim bunu duyarsa mutlaka burayı kazanmak için çalışır. Buraya gelir. Çok güzel bir yer ya. Cebrail Aleyhisselam söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde anlatıyor. Onun üzerine Cenab-ı Mevla cennetin etrafını nefse nahoş gelecek şeylerle çevreledi. Kapattırdı. Nefse hoş gelmeyecek, zor gelecek şeylerle etrafını çepeçevre çevreledi. Bu sefer Cebrail'e dedi ki git bak bakayım dedi. Cebrail Aleyhisselam bir daha gitti geldi dedi ki ya Rabbi, ya Rabbi korkarım ki nefse hoş gelmeyen şeyler olduğundan kimse bu cennete gidemeyecek. Nefis namaz istemez, nefis oruç istemez, nefis zikrullah istemez, nefis güzel ahlak istemez. Nefis vur patlasın çal oynasın ister. Cennetin etrafı da nefsin istemediği şeylerle kaynıyor. Onları geçebilirsen ne mutlu sana. Etrafında nefse hoş gelmeyen şeyler var. Cenab-ı Mevla cehennemi yarattı ve Cebrail Aleyhisselam'a dedi bu sefer git cehenneme bak bakalım. Git cehennemi yarattım kullarım için yine. Hak etmeyenler. Dünyadayken benim emrime amade olmayanlar. Vur patlasın çal oylasın yapanlar. Dünyada saltanatlarını kurup hiç ölmeyecek gibi yaşayanlar. Karunlar gibi, firavunlar gibi nefsini ilah edinenler... Onlar için hazırladım git bak bakayım dedi. Cebrail aleyhisselam gitti geldi. Ya Rabbi dedi, öyle kötü bir azap diyarı ki, öyle korkunç ki, bunu diyen insanlar buraya girmemek için ne yapar, ne eder, ne uğraşır, kaçar, cesa çaresini bulurlar, buraya girmez dedi. Cenab-ı Mevla, cehennemin etrafını da Cenab-ı Mevla şehavat ile doldurdu. Yani nefse tatlı, hoş, lezzetli, sevimli gelen şeylerle doldurdu. Etrafını çepeçevre çevreledi. Git dedi, bak bakayım. Cebrail Aleyhisselam gitti baktı geldi ki ya Rabbi bu insancıklar bu şehvetleri görünce korkarım ki hepsi bu cehenneme düşecekler Allah muhafaza. İşte kıymetli dostlar imtihan olarak geldiğimiz şu dünyada. Cenab-ı Mevla bu dünyaya bizleri imtihan olarak gönderdi. Müminin suresinde buyuruyor ya Cenab-ı Mevla. Estaizu billah. Efe hasiftum ma halaknakum ve turcaun. Siz sandınız mı ki biz sizi abes olarak boş boşuna yarattık? bize dönmeyecek misiniz? döndürülmeyecek misiniz sannettiniz diyor Cenab-ı Mevla. Boş Başı boşuna yaratılmadık. Bu dünyaya geliş gayemiz var. Nefsin istekleri var. Ama unutmayalım ki nefsimizin istemiş oldukları Cenab-ı Mevla'nın razı olmadığı şeyler Unutmayalım ki kıymetli dostlar cehennemin etrafından bizleri cehennem kapısına götürecek şeylerdir. Ve unutmayalım ki kıymetli dostlar cennete girmek istiyorsak cennetin etrafı nefse na hoş gelen, nefsin istemediği şeylerle çevrelenmiş ve eğer nefis sana bununla alakalı bir telkinde bulunuyor ise dikkat et. Dikkat et dikkat et. Rabbim inşallah cümlemizi cennetiyle müşerref eylesin. Cemaliyle müşerref eylesin. Rahmetiyle inşallah tecelli eylesin. Cehennemden muhafaza eylesin. Cehenneme götürecek yollara, insanlara, isteklerden Cenab-ı Mevla cümlemizi muhafaza eylesin.